Merhabalar efendim, Business Channel Türk TV ekranlarından aile danışmanı ve psikoterapist Ben Belgin Elif ile Bir Sanata Yön Verenler programıyla daha birlikteyiz. Her hafta seçtiğimiz konularla sizlere elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce yardımcı olmaya çalışıyoruz ve yol göstermeye çalışıyoruz. Sevgili uzman arkadaşlarımızla sizler için sizden gelen istekler ve sorunlar doğrultusunda bazı konulara değiniyoruz. Her hafta farklı bir konu açmaya çalışıyoruz. Biraz daha farkındalığımızı sağlayalım, biraz daha bilinçlenebilelim diye sizler için bugün yine sevgili yaşam koçu Gamze Kızıldağ ve sevgili yaşam koçu ve danışman Aynur Demirkıran'la birlikteyiz. Ve bugün yine her hafta seçtiğimiz gibi ruhsal sağlığımız üzerine tekrar bir söyleşide bulunacağız. Bugün sizler için zihin, yani diğer adıyla bilinçaltı dediğimiz kavramı anlatmaya çalışacağız. Birçoğumuzun yaşadığı çok büyük sıkıntılardan bir tanesi. Hep duyarız, belki bilirsiniz. İşte kafamda sürekli uğuldayan sesler var. Sürekli sanki benden ayrı konuşan bir şeyler var. Yapmak istediğim şeyi yapamıyorum. Düşünmek istediğimi düşünemiyorum. Beni bitkin düşürüyor. Bunları çok fazla duyuyoruz son zamanlarda. Peki o zaman bunu kim yapıyor? Yani bizimle birlikte konuşan bu sesin ayrımını yapabilmemiz için neleri bilmemiz gerekir ve hangi yolları izlememiz gerekir? Sevgili uzman arkadaşlarımızla zihni ve bilinçaltını hep birlikte tanıyacağız. Gamze Hanım, tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Aynur Hanım, siz de tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün yine konularımızdan bir tanesi tabii ki ruh sağlığı üzerine bilgilendirmeler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tabii ki birçoğumuzun merak ettiği bir konu var. Nedir bu zihin, nedir bir bilinçaltı? Sürekli ortada dolaşan bu iki kavram. Ve tabii ki bunun hakkında çok güzel bilgilere sahip olmalarının yanında gerçekten ne olduğunu anlamaya çalışan, kavramaya çalışan birçok kitle ve insan var. Onlar için biraz tanıtabilir miyiz? Nedir bu bilinçaltı ve bizim hayatımızı nasıl yönlendirir? Bilinçaltı nedir? Aslında bilinçaltıyla zihin birbirine bağlantılı. Evet. Bilinçaltı ana rahmine düştükten sonra tamamen kayıt alan yer. Evet. Yani bir nevi kütüphane gibi düşünün. Hı-hı. Burada birikir ve ondan sonra zihin öne çıkmaya başlar. Evet. Onları tamamen yüzeye çıkartır ve bu saatten sonra da artık o zihni susturamazsınız ta ki emir vermeyi öğrenene kadar. Evet. Sürekli konuşur. Size bir şeyler anlatır ama sürekli olumsuzluklarla başa çıkmak zorundasınız. Çünkü olumlama yapmaya vaktiniz olmaz. Onu susturamazsınız. Evet. Çok güzel bir konuya değindiniz. Çok gündemde olan bir şey bu olumlamalar, niyetler. Evet, belki çok soru geliyor. Ya bir olumlamayla bir durumu, bir sorunu halledebilir miyiz? İşte her gün kendimize bunları söylediğimizde ya bu bir polyanlacılık değil mi? Oyun oynamış olmuyor muyuz? Nasıl yani değiştirebiliriz gibi bir sürü soru geliyor. Peki sormak istiyorum sevgili Aynur Hanım'a ben. Aynur Hanım, yani peki kişi eğer bir problem yaşıyorsa herhangi bir konuda sadece olumlamalar ile gerçekten bunu değiştirebilir mi? Yoksa ne gibi yollar izlemeli? Tabii ki olumlamalarla kendi zihnini değiştirebilir. Kendisini güzel şeyleri bilinçaltına söyleyebilir. Mesela olumsuz bir düşüncesi geldi. Onu gönderebilir, göndermeyi seçebilir. Kendisinde daha olumlu, daha güzel şeyler hissediyor. Ama tabii ki bu kendisini daha çok kötü hissetmediği zamanlarda. Kendisini kötü hissettiği zamanlarda bunu yapamaz zaten. Yapamayacağı için de daha farklı şeyler düşünür. Anladım. Peki yani bir olumlamayla sadece bu durumu değiştirebilmek mümkün müdür sizce? Örnek veriyorum, bir travma yaşamıştır kişi, çok korkulu bir durumu vardır ya da bir kaybı vardır. Bunu sadece olumlamayla değiştirebilmesi mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Çünkü bir travma geçirmiş zaten. Bunu ne yapmalı? Bir uzmandan daha yardım alıp daha iyi kendisini şey yapabilir yani. Olumlamaları evet tabii ki sıcak bakıyoruz. Tabii ki hayata olumlu bakalım diye hep biz de bu işin profesyoneller olarak çabalıyoruz, telkin veriyoruz değil mi? Tabii. Bizim de kendimiz çok kötü hissettiğimiz tabii zamanlar olabiliyor. Ama anlık değişimler için evet olumlamaları kullanabiliriz. Evet. Ama derin travmalar ve yaralarda ya da işte panik atak, depresyon, kaygı bozukluğu gibi durumlarda eminim ki mutlaka farklı yöntemler uygulamak tabii gerekiyor. Ki. Değil mi Gamze Hanım? Kesinlikle farklı yöntemler uygulaması gerekiyor. Neler yapabiliyoruz ya da merkezinizde nasıl uygulamalar yapıyorsunuz bunun için? Dediğim gibi bir sürü teknikle çalışabiliyoruz. Yani aslında danışanımızın ne gibi bir problem yaşadığına bağlı. Bunda TAT, EFT, Sedona, Poponopo bunların hepsini daha birçok teknik kullanıyoruz. Çünkü bu işin sonu yok. Her şeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Evet. Faydalı olmak açısına. Evet. İnsanları daha çabuk normal hayatlarına çevirmek için bir yandan da çalışıyoruz. Evet. Ama dediğiniz gibi evet olumlamalar ufak tefek hayatımızdaki sorunları hayatımızdan çıkartmamıza yardımcı olabilir. Ama eğer kişi gerçekten ağır bir travma yaşadıysa bu olumlamalarla ortadan kalkacak bir sorun değil. Bu zaman zihnin kodlarını değiştirmeye çalışıyoruz. Tabii değil mi? Şimdi bu da çok merak edilen bir şey. Çok güzel bir şeye değindiniz. Hep sorarlar mesela gelen danışanlarımız. Peki ama bu olayı silecek misiniz? Ben artık hiç hatırlamayacak mıyım bunu? Şimdi bu konuya biraz açıklık getirelim. Tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. Bizim yaptığımız şey burada o travmayı ya da o duyguyu duyarsızlaştırmak, değil mi? Zaten Belgin Hanım danışanlarımızda ne yapıyoruz? Hem yaptığımız teknikler var, onlarla beraber olumlamaları yapıyoruz. Üstüne koyuyoruz. Üstüne koyuyoruz. Harika. Daha verimli oluyor danışmanlarda. Aynen. Daha iyi olduklarını söylüyorlar. Evet. Biz kendimizde bile yapıyoruz bunu. Tabii ki. Şimdi bizim zaten buradaki amacımız nedir? İşte zihnin vermiş olduğu telkinler ya da kişinin yaşadığı o travmayı, olayı işte ne yapıyor mesela kişinin farkında olmadan hayatına yansıyor. Örnek veriyorum. Evet. İşte çocukluğunda belki bir köpekten korktu. Ve bilinçaltı ne yapıyordu? Kayıt yapıyordu. Köpek korkulacak bir şey. Sana zarar verebilir. Bir bakıyorsunuz ne oluyor? İşte köpekle karşılaştığında ha diye korkuyor. Ya donup kalıyor ya kaçıyor. Evet, ben de çok sevimli onunla oynayacak ama hayır bir çığlık çığlığa bir korkma oluyor. Peki o zaman bizim burada yaptığımız şey ne? İşte o geçmişte yaşanan olayın vermiş olduğu olumsuzluk kablosunu kesmek. Evet, yani. Olayı hatırlıyor kişi. Hatırlar durumda kalıyor zaten. Benim başıma geldi bu çocukluğumda. Evet, evet. Ya kovalamıştı. Şimdi mesela çünkü çalıştığım için o yok artık. Tabii ki zaten bizim amacımız da bu değil mi? Oraya gelen o olumsuz elektriği, kabloyu kesebilmek. Aynen. Yoksa kişi yaşadığı her şeyi hatırlayacak tabii. Ama örnek veriyorum bir olay yaşadığında o olaydan sonra o kişiye çok öfkeliyse bizim yaptığımız çalışmalardan sonra o kişiyle arasında yaşadığı şeyi unutmaz. Fakat artık öfkelenmez. Çünkü duyarsızlaşmıştır. Somamaya başlar zaten. Tabii ki. Görmemezlikten gelir. Aynen. Yani ona çok bir şey ifade etmez yani, değil mi? Aynen. Şimdi hep duyuyoruz ve çok sorulan sorulardan bir tanesi. Bazen öyle bir hal alıyorum ki zihnim beni çıldırtacak duruma geliyor. Ve sürekli hiç durmadan konuşuyor. Ben ne yapmalıyım? O zihnimin sesine kulak vermekten hiçbir şey yapamıyorum ya da halsiz düşüyorum. Şimdi peki burada ne yapmalıyız? Zihni nasıl tanımalıyız ki zihnimize bu kadar kulak vermeden yapmamız gereken işe odaklanabilelim? Aynı biraz evvel anlattığımız gibi aslında. Eğer bu artık çığırından çıkmış bir hal almaya başladıysa kesinlikle ve kesinlikle yardım almak zorundalar. Çünkü artık bir şekilde zihninle kendin baş edemiyorsun. Ama bu daha yeni başlamış ufak biraz evvel dediğimiz gibi ufak sorunlar göstermeye, belirtiler göstermeye başladıysa eğer bunun için evde birçok şey aslında yapabilirler. En başında zihninle yüzleşmek. Evet. Yani bunu yapmaları gerekiyor. Çünkü bu olmayan bir şey. Çünkü seni zihin ele geçiriyor. Emir aslında veriyor. Var olmayan bir şeye anlam yükleniyor, değil mi? Ama sen ona hükmünü geçiremiyorsun. Çünkü o anda o kadar çok konuşuyor ki bir anda diyorsun ki Allah'ım yeter artık ya, yeter yani. Ve birçok insan bu sebeple geliyor. Bana gelenler şunu söylüyor: Gamze Hanım, o kadar çok artık kötü şeyler düşünmeye başladım ki gerçekten çileden çıkmış durumdayım. Cam açıksa at kendini kurtulayım diye bakıyorum diyor. Yani o dereceye gelmiş insanlar var. Bu yüzden de aslında birazcık yüzleşme, biraz kendini tanıma ve bu sebebin altında olan şeyle birebir kendini telkin etmen. Evet. Şimdi şöyle bir şey değil mi? Aslında zihni niye? Bunu kontrol etmenin yolu da tabii ki zihni tanımaktan evet. geçiyor değil mi? Çünkü şimdi bilinçli halimizle hep söylüyoruz bunu. Hayatımızın %10'unu bilinçli halimiz, %90'ını neredeyse bilinçaltımız yönetiyor. Şimdi kişi olaylara öyle bir anlam yüklüyor ki ve tabii ki dolayısıyla bilinçaltı da zaten böyle bir şey beklediği için eski hatıralardan sürekli hatırlatıp üstüne koyup film şeridi gibi. Bir film şeridi gibi dağ gibi büyüyor, öyle değil mi Aynur Hanım? Aynen öyle. Şimdi öyle bir şey ki burada zihnin kontrolünü kesinlikle elimize almamız gerekiyor değil mi? Bence de. Yani çünkü zihnin kontrolünü kaybettiğimizde, elimizden gittiğinde artık işin içinden çıkılmaz bir hal oluyor değil mi? Daha kötü şeyler hissettirir kendisine danışmanlardan. Evet. Biz mesela ne yaparız bunda? Geldiği zaman o zihnin boş konuştuğu için ne yaparız burada? Göndermeyi seçeriz. Hı hı. Yani gönderdiğimiz zaman zaten kendimizi daha hissettiririz kendimize. Hı hı. Mesela diyelim boş bir konuşma var. Bilinçaltımızda konuşuyor. Hı hı. Burada deriz ki sen bu düşüncem bir kenarda dur. Şimdi zamanı değil, seni göndermeyi seçiyorum. Harika. Seçmeyi kullanıyoruz burada. Peki çok güzel bir konuya değindiniz. Evet, şu an zamanı değil ve göndermeyi seçiyorum. Evet, o anda belki zihin konuşması durdu ya da evet. Peki göndermek doğru mu? Yani gerçekten gönderdiğimiz zaman gitti mi? Ya da kişi tamam o anda onu yaptı. Evet. Hayatına bir daha bu girmeyecek mi? Yani buna biraz açıklık getirebilir miyiz? Tabii açıklık getireyim. Eğer çok ağır bir bilinç altında çok ağır bir şey yoksa zaten o kendi gider. Hı-hı. Gider. Bir daha da hani çalıştığı bazı şeylerden dolayı geri gelmez. Hı-hı. Gelmeyeceği için de ama tabii ağır değilse o konuşma kendini böyle kötü hissetme olduğu için yani şey yapmaz kendisinde. Şimdi çok duyarız. Şimdi bu zihin seslerini ayırt edemeyen kişiler için birçok şey duyuyoruz. Mesela diyor ki bazısı ya işte mesela işte Elif Hanım ben ne yapıyorum? Zihnim konuşmaya başladığında işte onu hiç dinlemiyorum. İşte kendimi dışarıya atıyorum. Bir diğeri de diyor ki hayır oturuyorum sürekli onu dinliyorum. Bazısı da diyor ki hayır hiç düşünmemeyi tercih ediyorum. Peki gerçekten bu sesleri, bu konuşulanları dinlemeyip gerçekten kayda almamamız mı lazım? Yoksa hayır bu bana ne anlatmak istiyor? Bir bakayım, bir gözden geçireyim. Ondan sonra eğer işime yaramayan bir şeyse göndereyim. Hangisi doğru bunun? Şimdi şurada şöyle yapması gerekiyor. Bir yandan yüzleşecek. Yani karşısına alacak. Ne anlatmaya çalışıyor kendisinde, ne söylemeye çalışıyor orada. Bir kendini yoklayacak. Hı hı. Yokladıktan sonra zaten eğer kendisi çok kötü hissetmiyorsa demin dediğim gibi göndermeyi seçebilir. Aslında şöyle değil mi yani yapabiliriz işte özellikle hepimiz biliyoruz ki bu işi yapanlar olarak değil mi? İşte danışanlarımızda özellikle panik atak ve anksiyetede çok yoğun zihin devrede olduğu için konuştuğu için ne diyoruz mesela onlara diyoruz ki kendinize bir endişe saati seçin. Evet. Nedir bu endişe saati? İşte çünkü gün içerisinde özellikle bu durumu yaşayan insanlarda çok yoğun olduğu için bu durum. Diyoruz ki o zaman şöyle yap. Geldiği zaman düşünce ona kendini, bütün dikkatini ver. De ki şu an zamanı değil. Evet. Ben şu an bunu yapmak istiyorum. Zamanı geldiğinde ben seni çağırırım. Evet. Ve benim tavsiyem hep şu. Gün içerisinde kendinize bir saat belirleyin diyorum. Ve o saat içerisinde ya da işte onun dışında artısında, eksisinde geldiği zaman lütfen ona talimat verin. Bakın biz onu kontrol edebilecek güce sahibiz. İnsanın içerisinde ve insan doğasında bu güç kuvvet var. Sadece karıştırdığımız için bize ne ait, ben mi düşünüyorum diye bunu ve bunu anlam yüklediğimiz için daha fazlalaşıyor. Evet, duyguyla zihni birbirine karıştırıyorlar. Tabii. Şimdi iyi ağırlanan misafir gitmek ister mi? Yok. Yani. Şimdi zihin ortaya bir şey atıyor. Bize ben mi yapacağım ya yaparsam ya olursa dediği anda bir de Belgin Hanım, zaman aynanın karşısına kendilerini alsınlar. Bu da çok iyi geliyor. Kendilerini aynanın karşısında yüzleştirsinler. Bu da çok gerçekten verimli oluyor. Ne yapması gerekiyor mesela Aynur Hanım? Yani orada aynanın karşısına geçti. Kendisinde problem neyse bu bendeki olan bu ben miyim? diye kendisine bunu sorgulamalı. Ya da işte bu gelen şey gerçek mi? Bendeki olan bir şey, yaşadığım gerçek mi? Ya da beni mi oyalıyor? Beni mi kandırıyor bu? Bunu ben mi istiyorum, evet, ya da? Bunu ben mi istiyorum? Hı-hı. Bu tarz şeyler kendilerinde uygulayabilirler. Peki Gamze Hanım, yani bu uygulamaları yaptığımız zaman zihin kendi kendine artık geri çekilebilir mi? Nasıl çekiliyor geriye? Yani bunu her defasında yaptığımızda artık zihin nasıl oluyor da o zaman belli bir yerden sonra işte elini eteğini çekmeye başlıyor? Ya da tamamen bu uygulamaları yaptığımızda artık en çok gelen sorulardan birisi, artık zihnim hiç konuşmayacak mı? Çok mu rahat olacağım? Tabii ki hayır. Hı-hı. Yani biraz evvel de söylediğimiz gibi küçük, ufak tefek sorunlarda evet, hı hı. Ve çoğumuzun, hepimizin, bu işi yapanların bildiği gibi zihin emirden hoşlanır. Hı hı. Ricayla, minnetle olmaz. Hı hı. Çünkü emredersen anca geri çekilebilir. Ama yine söylüyorum, tekrarlıyorum. Ufak detaylarda aynı olumlamalar gibi kendi kendilerine belki bunu atlatabilirler. Hı hı. Ama büyük sorunlarda, geçmişte yaşadıkları büyük travmalardan dolayı bunlar oluşuyorsa, evet, bir yardım almak zorundalar. Evet, yani artık boyutunu aştıysa. Aynen, çünkü zihin konuştuğu zaman, bilinçaltı devreye girdiği zaman sen mantığınla ve duygularını birbirine karıştırmaya başlıyorsun. Evet. Ve o anda ne yapacağını zaten hatırlamıyorsun. Evet. Sürekli konuşan bir şey var. Bu yüzden de eğer böyle sorunlar yaşıyorlarsa lütfen rica ediyorum destek alsınlar. Evet. Çünkü burada gerçekten insanlar bunu çok karıştırabiliyorlar. Ya gerçekten demin de dediğim gibi, hani bunu ben mi istiyorum? Bunu ben mi yapmak istiyorum diye paniğe kapılıyorlar. Ya öyle şeyler yani, var ki çok özür diliyorum. Kuşku. Hani derler ya, kuşku bir kurt gibidir, insanı kemirir bitirir diye. Evet. O kadar çok konuşuyor ki artık insanlardan kuşku duymaya başlıyorsun. Evet. İşte beni anlamıyorlar, ya da ne bileyim bir olay oluyor. İşte acaba şimdi ne düşünüyor? İşte bak benim hakkımda şu anda ne yorum yapıyor acaba içinden? Eve gidip beni mi anlattı? Yani artık hem kendilerinden kuşkulanıyorlar, hem karşısındaki insanlardan kuşkulanmaya başlıyorlar. Evet. Aslında hani zihnin hep bu bilinçaltının bu yönünü anlatıyoruz ama hani belki hep şey gibi geliyor. Oh, ne kadar kötü bu zihin. Evet. Ne kadar büyük bir zarar vermeye çalışıyor bize. Hayır. Aslında tam tersi, zihin çok güzel. Evet. Bizim için her şeyi yapmaya hazır, evet, sevgili seyirciler. Sadece onu nasıl kullanacağımızı bilmek önemli. Yönetebilmek önemli. Evet. Şimdi burada tabii ki zavallı zihin, biz onun söylediklerine anlam yüklediğimiz için evet bu doğru yol deyip devam ediyor. Çünkü evet, gerçeği, yalanı, yanlışı, doğruyu çok ayırt edebilme özelliğine sahip değil. Evet. O zaman ne yapacağız peki? Yani onu aslında Alaaddin'in sihirli lambası gibi, evet, düşüneceğiz. Ne istiyorsan, hani işte biliriz ki Alaaddin'in sihirli lambasından o varız cin çıkar. Evet. Oradan sonra işte kaç dileğim var diye. Biz de ne deriz? Bunu istiyorum, şunu istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Evet. İşte formül bu. Bu kadar basit. Evet. Yani bize sunduğu her şeye karşın, örnek veriyorum, bir yere gideceğimiz zaman gitme o olur, bu olur. Hayır, ben soracağım kendime, bunu yapmak istiyor muyum? Evet. Ama o bir şeyler orada konuşuyor. Bunu yapmak istiyor muyum? Evet. O zaman gitmeliyim. Ben bunu yapmak istiyorum. Bu kadar basit. Yani zihnin köleliğinden kurtulup onun efendisi pozisyonuna olacak, geçmek. Yani bu kadar basit. Yoksa amacı bize kötülük yapmak, evet, değil. Tam aksine bizi koruyup kollamak tehditlerden. Değil mi? Evet. Aslında çok geniş bir konu. Çok güzel. Altı çok dolu bir, evet, konu. Çok açılabilecek çok tarafı var. Ama tabii ki zamanımız yettiğince yani bunu anlatmaya, bilgilendirmeye çalışıyoruz. Evet. İnşallah ki diğer programlarımızda da bu konuları açmaya, bunlarla ilgili yeni bilgiler vermeye devam edeceğiz. Sizler için araştırıyoruz. Her gün yeni teknikler, yeni öğretiler. İnşallah ki size bir nebze de olsa faydamız olabilmiştir. Ben tekrar size çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Her hafta çok güzel programlar ve konular işliyoruz. Gerçekten verdiğiniz bilgilere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum tekrar. Aynur Hanım ve Gamze Hanım. Sizinle olmak çok keyifli ve çok güzel, çok akıcı bir program. Sevgili seyirciler, umarım siz de bizler kadar keyif almışsınızdır. Bir Sanata Yön Verenler programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben Belgin Elif, mutlu günler, huzurlu günler, sağlıklı günler diliyorum. Zihninizin efendisi olmanız dileğiyle. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın efendim.